Güzel Can'la Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Alevi toplumunda ve Sünni toplumunda biz çok sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Ve son süreçte de Facebook üzerinde, sosyal medyada paylaşılan birçok şey var. Bunlara cevap verme gereği duyduk. Çünkü tarihle, gerçeklikle alakası olmayan birçok bilgi var. Öncelikle şöyle bir sıralama yaptık. Hazreti Ali Muaviye tarafından şehit edildi mi? Yani İbni Mülcem'i Muaviye kiralayıp İmam Ali'yi şehit ettirme noktasını gerçekleştirdi mi? Daha sonra İmam Ali'nin şehadetinden sonra Muaviye böyle bir bayram başlattı mı? Yoksa bu bayram Hazreti Peygamber'le birlikte başlayan bir bayram mı? Bu oruç Hazreti Peygamber ve Hazreti Ali döneminde var mıydı? Hazreti Peygamber, Hazreti Ali ve İmam Ali'nin şehadetine kadar İmam Hasan, İmam Hüseyin, Fatma Ana bu oruçla ilgili nasıl bir tavır içerisindeydiler? Yani tutuyorlar mıydı, bayram yapıyorlar mıydı veya da yapmıyorlar mıydı? Yine çok tartışma konusu şu anda Ramazan bayramı, Ramazan cemi noktasında müthiş bir paylaşımlar var. Öncelikle güzel canlar, biz Ramazan olgusunu kabul etmediğimiz için Ramazan bayramı diye bir bayramı da kabul etmemizin mümkünatı yok. Ramazan cemine gelince Ramazan cemi diye bir cem de olmaz. Ama Alevi toplumunun bu noktadaki tavrını biraz daha geniş bir şekilde açacağız. Yani bugün de cetleri olan Muhammed Mustafa'nın, Ali El Murteza'nın ve 12 imamların bu konuda neler yaptıkları noktasında genişçe bilgileri açıklamaya çalışacağız. Hazreti Ali bu ayda oruç tuttu mu tutmadı noktası aydınlığa kavuşacak. Bu ayda Keremler Sultanı Şahi Merdan Ali bayram yaptı mı yapmadı mı noktasında tarihsel bilgiler vereceğiz. Ayetin inişini ve tarihsel sürecini açıklamaya çalışacağız. Yine Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra İmam Hasan ve İmam Hüseyin bu orucu tuttular mı, bayram yaptılar mı? Bu noktaya cevap vereceğiz. Düşünün, kendinize Seyit diyeceksiniz, kendinize Alevi diyeceksiniz. İmam Ali'nin, Muhammed Mustafa'nın, Ehli Beyt'in veya da 12 imamların yaptığını yapmayacaksınız. Veya da yapmadığınız takdirde kendinizce açıklamalar getireceksiniz. Bunlar gerçekten de gerçekliklerle çelişecek olgular. Yine diğer İmam Ali taraftarları bu oruca nasıl bakıyorlar? Bu bayrama nasıl bakıyorlar? Bu konuda hemen kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bugün Arap Alevileri, İsmaililer, Şiiler, Yezidiler, Dürzüler hepsi bu ayda oruç tutuyorlar. Aynı zamanda bu ayın içerisindeki bu kutsaliyeti anlatıyorlar ve toplumlarına öğretiyorlar. Sadece İsmailler Ramazan ayı içerisinde bir günlük oruç tutuyorlar. Ama diğer Ali taraftarları Arap Alevileri içerisinde dahil 30 günlük bir oruç tutuyorlar. Alevi toplumunun geleneğinde de bugüne kadar sayılı günler noktasında 3 günlük bir oruç eda edilmiş ve daha sonrasındaki bayram olgusu eda edilmiş. Ama bu bayram garip bir şekilde farklı anlaşılıyor. Bayram deyince canlarımızın aklına eğlence geliyor. Güzel canlar, bayram kişinin hak ile hak olduğu gündür. Bir kişi nefsini terbiye eder, hak ile hak olursa o gün onun bayramıdır. Kur'an-ı Kerim'in inme olayı, yani Peygamberimizin hak ile hak olduğu gün Kadir Gecesi ve Kadir Gecesi'nde Alak suresiyle, İkra oku emriyle Kur'an inmiştir ve insanlık hidayete ermiştir. Buradaki oruç şükür orucudur. Ya Rabbi bizi karanlıkta bırakmayarak hidayete erdirdiğin için sana şükrediyoruz. Bayram ise şükür bayramıdır. Fakat birazdan açıklayacağız bunları. Bu bayramı Muaviye mi başlattı yoksa peygamberle başlayan bir bayram mı? Önce bakıyoruz Bakara suresinin 185. ayeti Mekke'de nazil olmuş ve 624 tarihi. 624 tarihinden itibaren Kur'an'ın
Bakara suresinin 184. ayeti gereğince sayılı günlerde bu oruç eda edilmiş. Ardında da bayram eda edilmiş. Yani oruç biçiminden sonra bayram yapılmış. Peki o zaman Muaviye'nin bu bayramı icat etmesinin mümkünatı yok. Birinci çelişki. Yine bugün bir yazıya rastladım. İçerisinde çeşitli Alevi kurum ve kuruluşları var. Bu Alevi kurum kuruluşlarının paylaştığı yazıyı okuyarak ve çelişkilerini de açıklayarak size anlatmak istiyorum. Değerli erenler canlar, biz Aleviler kadimden beri, acaba kadim kelimesinden maksatları ne? Bizce Alevisiz Aleviyiz, Aleviliği savunanların böyle bir söylemi var. Bizde bizlerin böyle bir söylemi var. Biz diyoruz ki kadim bilgelik öğretisi. Bizde bilgelik kadim öğretisi Adem Ata'dan başlar. Muhammed Mustafa ile kemaletini bulur. Daha sonra imametle, daha sonra da velayetle devam ettirilir. Bakıyoruz, şurada şöyle bir ifade var. Biz Aleviler kadimden beri var olan bu yolun erkanının özüyle yaşayıp yaşantılanması yönünde yol hizmetleri yapanlar olarak kendimize Nesemi'nin şu sözünü esas almışlar. Ey Nesemi, can Nesemi, bil ki hak aynındadır. Onca insanın vebali ulemanın boynundadır. Kesinlikle. Eğer ki biliyorsanız, eğer ki alimseniz, eğer ki gerçeklikleri ifade edemiyorsanız bu vebal sizin boynunuzdadır. Ama bilmeyip toplumu yanlışa, hataya, noksana götürüyorsanız, yanlış bilgilendiriyorsanız yine aynı sorunla karşı karşıyasınız. Yani bu vebali taşıyorsunuz. Bu yazı bu vebali taşıyan bir yazıdır. Örneğin Alevi Bektaşi yol erkanında Ramazan, Ramazan bayramı ve Ramazan cemi yoktur. Kesinlikle Ramazan bayramı diye bayram biz kabul etmiyoruz. Ramazan'da da Ramazan cemi yapılmıyor. Bu çok büyük bir hata ve büyük bir söylem. Devam edelim. Diyor ki sebebine gelince İmam Ali Ramazan ayında evinden çıkıp 3 adım yürüdükten sonra, adımlar da ölçülmüş burada, Muaviye'nin kiraladığı mülcem lanetlisi tarafından zehirli kılıç ile darbe alarak 3 gün sonra Hakk'a yürümüştür. Yani şehit olmuştur. Güzel canlar. Öncelikle İbn-i Mülcem Muaviye tarafından tutulan bir adam değil. İbn-i Mülcem 657 tarihinde Sıffın Savaşı'nda haricilere katılmış ve haricilerle hareket etmiş biridir. 657 tarihi 3 siyasi mezhebin çıktığı tarihidir. Kendilerine ehli sünnet denen Sünniler, İmam Ali'nin taraftarı olan Aleviler ve İmam Ali'nin ordusundan çıkıp kendisine hariciyiz sizden deyip haricili olarak ifade edilen bir topluluk daha var ki işte böylece 3 siyasi mezhep oluşmuştur güzel canlar. İbn-i Mülcem bunlardan bir tanesidir. Artı Muaviye tarafından tutulmuş biri değildir. Topluma bu kadar yanlış bilgileri yansıtmak bir vebaldir. Bakın İbn-i Mülcem ve arkadaşları Mekke'de bir karar alırlar güzel canlar. Bu karar gereği Mülcem-i Muradi'nin oğlu Abdurrahman Keremler Sultanı'nı şehit etmek için Küfe'ye, Berek Şam'da Muaviye öldürmek için Şam'a, Amr bin As'ı öldürmek için Mısır'a gitmiştir. Çünkü bunlar şunu düşünmüşlerdir. Bu 3 kişi ortadan kalkmadıkça İslam dünyası selamet bulmaz. Oysa kendileri hariciler, o kadar çok insan öldürmüş, insan katletmiş, çok felaketlere sebep olmuşlardır. Daha sonra da böyle bir eyleme geçmişlerdir. Güzel canlar, İbn-i Mülcem Küfe'de Kuttame isimli bir kadın ve bu kadının akrabaları olan Verdan ve Şebib'den yardım alarak Keremler Sultanı Şah-ı Merdan Ali'yi şehit etmişlerdir. İbn-i Mülcem'in zehirli kılıcı Keremler Sultan Ali el-Murteza'nın alnına gelmiştir. Bu tarih Ramazan 19. Bu 3 kişi Ramazan'ın 19'unda Keremler Sultanı Ali el-Murteza'yı Küfe'de, Muaviye'yi Şam'da, Amr bin As'ı da Küfe'de öldürme planı yapmışlardır ve bunu hayata geçirmişlerdir. Keremler Sultan Ali el-Murteza
evinden çıktıktan sonra üç kişinin saldırısına uğrar ve alnından zehirli kılıçla yaralanır ve üç gün sonra da Şah-ı Merdan Ali el-Murteza Muaviye de saldırısına uğrar. Kaba kendini tutmak istiyorum. Ya yapacaklar, koparacaklar. Ondan sonra da kesinlik olmayacağını söyler. Olduğunu söyler. Bundan sonra çocuk noktasında herhangi bir sıkıntısının olmadığını, kimi rivayetlerin tesirinden kurtulduğunu söyler. Peki soruyoruz. Eğer ki Muaviye İbn-i Mülcem'i ya da İbn-i Mülcemin'le birlikte plan kat düzenlesinler. Birinci çelişki bu. Bir, Muaviye Reza'yı tutmamıştır. Toplum bilgili bir durum. Sizden bir ricam. Kronolojik sıraları bilmeyen ve bilgisizlikle toplumu yönlendiren kim olursa olsun, sakın bunların peşinden gitmeyin. Bunların söylemine de asla kulak vermeyin. Bunlar Alevi toplumu siyasi görüşlerine, Ali'siz Ali'melerine